Ya zırh kassanız bile ultisinden sonra ciddi bir zırh deşme kazandığı için tank falan dinlemiyor belli bir noktada ki karşıda da tek tank var baktığımızda. Burada Hylissang sıçrasını biraz gereksiz kullandı sanki. Çünkü asıl hedef Meiko olmalıydı gibi hissediyorum. Sanki orada Meiko ile Ayboy'un arasını açıp Caps, şey yapmak istedi. Şimdi ulti yedi. Burada bakalım hayatta kalabilecek mi? Caps güzel bir sıçra ama Scout'tan sıçrayla beraber zayıflara acıma geliyor. Meiko'nun sıçrası yok, ışınlanlar geliyor. Ayboy arka tarafta ışınlanın orada bekliyor. Düşüyor. Meiko hala tanklıyor. Broksana hasarı yetmedi ama son anda ultisiyle beraber skoru aldı. Bwipo buraya çok az canla gelmiş. Burası geldiği gibi öldü. Adına. Diğer tarafta Ray iki kişi havaya kaldırdı. Hylissang son anda ettimgariyle kaçıyor. İnanılır gibi değil. Şimdi Reckless oradan çıkabilecek mi? Ayboy'un ultisi yok. Tutan hiçlik topunun manası yok. Bu arada diğer tarafta Caps birebir daha aldı bu skoru. Kaçabilecek mi? Son bir vuruş. Şimdi orta koridora çok güzel geldi Haro ama yine aynı güzellikle cevap geliyor Hylissang'dan. Yine de Caps'i burada araya aldılar. Şimdi ulti geliyor arka tarafta Bwipo'dan, bakalım kime odaklayacak? İstediği yere gitmedi. Çok güzel bir sersemletme. İlk önce Caps düştü, sonra Bwipo'yu da kaybediyor Fnatic burada. Scout oynadı burayı. Buraya EDG yetişemeyecek, Fnatic çıkmayı başarabilir. Ama savaş başlayacak, savaşı kaybedebilir. Oho, Scout yine yaptı yapacağını, zayıflara acıma güzel geldi ama Fnatic giriyor savaşa. Önde yakalanan bir Meiko var, anında eridi. Meiko hiçbir şey yapamadı. Ray şimdi önde çok fazla sarılıyor. Aynı şekilde Bwipo. Bwipo buradan çıkmayı başaracak ama Haro arkada bir şeyler kovalıyor. Tabii Kamil bu savaşta birazcık etkisiz kaldı. Hylissang hala önde tanklıyor. Hylissang'ın düşmesi çok büyük sıkıntı olur ama yine burada Fnatic üstün çıkan taraf. İki skor birden Reckless'tan. Reckless üçüncü. Üçüncüyü de alacak. Fnatic bu savaşı kazandı. İkincisi onlara şans vermiyordu ama Fnatic bir anda geri dönüyor maça. Ayboy inanılmaz kötü oynadı bu takım savaşını. Bwipo'dan da çok güzel oyun bu arada. Haro belki burada skor almak şansı olabilir. Bwipo alabilecek mi? Hayır. Haro aldı ama Bwipo çok iyi oynadı burayı. Bir kere daha geldi Bwipo'nun ultisi bu arada. Şimdi Ray'i yakaladılar. Haro güzel pozisyonda. Haro Reckless'ın üzerine geldi ama Reckless çok iyi pozisyon alıyor. Haro Ayboy çok vuruyor. Ayboy. Ayboy ve Reckless bu savaşın kaderini belirleyecek. Bwipo düştü. Burada Fnatic ikisini kapattı. Ayboy ikinciyi de alıyor. Ayboy'dan iki skor. Yani nişancılara, bayağı nişancılara bağlı şu anda açıkçası. Ray bir kere daha mı önde yakalandı? Sadece minyonları geri atabildi Ray. Ray'in düştüğünü göreceğiz burada. Meiko'nu kurtarmak istedi ama Meiko önce düşen oldu. İnanılır gibi değil. Yani böyle bir hata yapılamaz. Neler şu anda ya? Böyle bir hata yapılamaz. Ya, Bwipo'nun elindeki Orn'a gram saygı göstermediklerini gördük. Orn varken açılamazsınız böyle. Hele ki takım arkadaşlarınız yanınızda yokken. Hadi 5'e 5 olsa yine bir şansı olurdu EDG'nin. Karşılaşmayı bitirmeye gidiyor galiba Fnatic. Maçı bitirebilir. Rakibin baronu var ama maçı bitiren Fnatic mi olacak acaba? Baron powerplay şu anda -500 altına kadar düşmüş durumda. Yalnız Ayboy'a çok dikkat etmeleri lazım. Ayboy, İnanmaları halinde. Tutabilecek isimler. Caps çok hasar yedi. Caps kronometre isterken kullanıyor burada. Ayboy. Ama sıçrayla çıkacak, izin vermedi. Scout nereye kaçıyorsun dedi. Reckless kırmızı güçlendirmesini aldı. Bir an için takımdan ayrıldı. Caps bir şeyler arıyor ama. Bir şeyler arıyor. Sağlam duruşu kullandırttı. Caps yakalandı. Pozisyon yakaladığını görebiliriz bu arada. Caps yakaladı o pozisyonu. Meiko hemen orada. Ray'i kaçırıyor buradan. Arka tarafta yine Caps'ten güzel bir fırtına. Diğer tarafta Ayboy yakalandı. Ayboy tek başına Broksana bir şeyler yapmaya çalışıyor. Metin'i yapamadı. Bu ipodan 3 kişi havaya kaldıran bir ileri atlayış gördük. Ray burada düşecek mi acaba? Evet, Ray'i almayı başardılar. Haro çok az canda. Haro da koruyucu meleğini kaptırdı. Bwipo yalnız bir an fazla önde kalıyor. Bir anda Scout'un ultisi. Bwipo'nun canını bir hayli indirmesine rağmen şimdi Fnatic. Fnatic bekliyor ama Ray doğdu. Ray çok güzel yerden geliyor. Çaldı! Çaldı! Haro çaldı bunu. Haro'yu hemen alacaklar. Fnatic bu savaşı yapmak istiyor artık. Bwipo ultiyi kaçırdı Bwipo. Bwipo ultinin geri dönüşünü kaçırdı. İnanılır gibi değil. Ray düşecek yalnız. Ray düşecek. İki tane skor birden aldı Fnatic burada. Fnatic oyunu bitirmeye gitmek zorunda gibi görünüyor. Hayır, skoru alamadılar hala. Broksana son vuruş gelecek mi? Evet, şimdi geldi o son vuruş. Fnatic orta koridordan ilerleyecek. Oyunu bitirmeleri hala kolay değil, evet, onu da unutmayalım. 40 saniyeleri var şu anda. Fnatic maçı bitirmeye gidiyor. Scout'un çok iyi oynaması lazım. İlk Nexus kulesi düştü. Hylissang'dan güzel bir oyun. Ayboy havaya kalktı şimdi. Caps arka tarafta yakalamayı başarıyor onları. Ve tekrardan doğduğu gibi de burada rakibi öldüren bir Caps göreceğiz. Reckless. Yapabileceği hiçbir şey yok Ayboy'un. EDG'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Reckless çok sevinçli. Fnatic 2-1 önde.